Merhaba arkadaşlar, bugün buraya geçmemin amacını söyleyeceğim size. Buradaki planlarımı söyleyeceğim. Amacım neydi buraya geçerken benim? Tabii ki de buraya geçerken tavukçuluğu düşünüyorum ama bu kışın verim %50 aşağı oluyor. Ben tanıdık tavukçularla da görüştüm. Instagram üzerinden olsun, Facebook üzerinden olsun konuştum hepsiyle. Burada bana yakın ikametgah edenler, yani Çerkezköy'de bulunanlar. Onlara sordum, verim az olur, sakın kışın girme dediler. Kış bittikten sonra dedi. Hatta dedi ki salma tavukçuluk yapıyorsan yazın bir tek yumurta alabilirsin kar. Yani kar imajında bir tek yumurta yazın alabilirsin. Kışın hiçbir karın olmaz. Hep cepten. Ve 500 tane tavuğun altında da bakma dediler. Bir de benim cinslerim çok özel olduğu için bunların hepsi pahalı cins dostlarım. Ben normalde tavukçuluk yapmıyorum. Hobi olarak besleme. Hepsi tokat tavuğu. Yiğit horozlarım, dövüş horozlarım, bunların hepsi özel cins, saf, zor bulunan. Köpeklerim aynı şekil orada, misafirimiz var gördüğünüz gibi, babam da yanlarında. Şimdi benim kümesimde bu aralar fazla yumurta çıkmıyor açıkçası. Çünkü bir ara yumurta toplama videosu yapacaktım ama bir tane yapmıştım, ikiyi çekecektim. Ama ben hep tavukları gönderdiğim için şimdi full bende neredeyse horoz var. Yani kaç tane horoz var bakalım, 1, 2, 3, 2 tane de kardeş Yiğit horozlarım var, 5, 5 tane horozum var yani benim, 5 tane horoz, bir de beyaz sineşliğim var, 6, 6, o 2 kardeşlik zaten olur abi, kameraman diyor da şurada diyor şey değil mi? 2 kardeş orada kardeşim, bak 2 kardeş orada. Şapkalıyla karıştırdım pardon, hepsi birbirine şapkalı benziyor. Şapkalı da var, doğru. 8 tane falan. Bu arada benim kümesi komple horozlardan oluşuyormuş, ben de sizinle beraber öğrendim. Bir yumurtlayan ilk tavuğum vardı, o da yumurtadan kesildi artık. Yani kışın harbiden de zararı varmış, faydası değil, zararı varmış kışın. Ördeğime eş getirdik, o da gitti. Dostlar benim bir önceki yerimde nasıl oluyor bilmiyorum. O kadar köpeğin olduğu yere kedi köpek de giremiyor. Ama nasıl oluyorsa azalıyordu. Leşleri bile yok. Yani bu ördek ortadan kayboluyor, ölü. Hırsız, mırsız. O bunlar kaç, hiç orada olmaz. O kaçtı, göç mevsimiydi ya. Kanatlarını kesmediğimiz için. Ördek kaçtı ama diğerlerini mesela. Diğer bir tane daha vardı bizde, tokat tavuğu diğeri. Kartal falan yani. Aynen. Küçükleri kartal falan aldı. O küçükleri kartal götürdü ama tokat tavuğundan bir tane daha vardı, o da gitti. Örnek verecek olursam buraya taşınırken bir tane tavuğum öldü. Daha yeni gelmişti. Özel cinsli. Hint cinsli tavuğuydu. Yani yepyeni diyebilirim ya. Daha yeni yumurtaya damlamış tavuk. Çok özeldi. Yani açıkçası çok da pahalı bir cinsli. Hediye gelmişti. Geldiği hafta öldü yani. 2 gün 3 gün yaşadı. Bunun sebebi ne? Sansar. Hepsini içeri koymuş. O gün babam vardı. Hepsini içeri koymuş. Ama o dışarıda kalmış. Bu arada tavuk... Dövüşüyor galiba tavuk horozlarım. O dışarıda kalınca sansar onu dışarıda avlamış. Bakın. Geçin yavaşça kameraman arkadaşım. Bunlar çok ürküyor, kaçıyor. Biraz daha yakınız. Bakın. Dostlarım bu burada bir tek bende var. Yani Beliköy'de, Tekirdağ'da vardır da yani şu çevrede, şuradaki tavukçu da dahil bir tek bunlar bende var. Bunları arttırmayı düşünüyorum da bunlar şu an şey olduğu için yani yavru verimi yok. Bakın. İşte benim size bahsettiğim ahırda horozlar tokat tavuklarımı dövüyor. Ben size bundan bahsediyorum. Bu tavuklardan almayın. Açıkçası ben cinsini unuttum. Bir ara araştırmıştım ama arada bakıyorum böyle tavuk alacağım için. Burada da gördüm bunu ama bunun hakkında hep kötü yorumlar var. Bunlar hastalığa düştü mü çabuk yenik düşüyor. Bir de kışın en önemli aldığım bilgi dostlarım. Kışın bir hastalık vurdu mu bütün tavuklar gidiyor diyorlar. En iyisi küçük başa gir diyorlar. Ben de tabii güldüm diyorum. Çünkü burada küçük baş gitmeyebilir. Ahırı gördünüz çok küçük. İçine en fazla 3 tane gebe koyun atarsınız. Bir senede kaç olur? 15-20 tane olur, o kadar. Ama bunlar hep cepten gider. Balyası lazım olur. Kışın açıkçası önermiyorlar. Kimse önermiyor. İşte o günden bugüne yaşayan en büyük horozum bu benim. Bugünlük bu kadar. Bu serinin devamı gelecek tabii ki. Daha burada yaptığım temizlik işlemlerinden sonra göstereceğim size daha yeni bilgiler. Kanalıma abone olup destek çıkmayı unutmayın lütfen arkadaşlar. Sizleri çok seviyorum. Esen de kalın.